MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan'la seçimleri değerlendireceğiz. Sayın Oğan merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Oğan, önce bir tebrikle başlayalım. Memleketiniz Iğdır'da hayır oylarında patlama yaşandı. Gerçekten kimsenin de aslında beklemediği bir sonuçtu. Iğdır'da zar zor da olsa, engellense de yaptığınız çalışmaların sandığa yansıdığını, karşılık bulduğunu görüyoruz. Bu konuda tebrik edelim öncelikle sizi. Şimdi tabloya baktığımızda %51, %49 bir oran var. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlara itiraz var. Şaibeli bir seçim yapıldı diyenler var. Ancak bu tabloya göre bile AK Parti'nin tatmin olmadığı söyleniyor. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde kaybetti. Muhafazakar seçmenin yoğun olduğu Eyüp, Fatih, Üsküdar gibi ilçelerde hayır oyları patladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz genel anlamda? Evet kararında MHP'nin payı var mı? Bunu da sorayım. Şimdi öncelikle sizin başladığınız yerden, Iğdır'dan başlamak isterim. Türkiye'de en yüksek baskı Iğdır'da yapıldı. Çünkü Iğdır'ın benim memleketim olduğunu bildikleri için bütün vali, kaymakam ne varsa topuyla, tüfeğiyle adeta Iğdır'da bir kamp kurdular. Bakanlar da her gün bir bakan gelip bir yere gidiyordu. O sebeple Iğdır'da muhtarlara baskı kurarak açık oy kullandırmaya çalıştılar. Ve bir kısım köyde de buna nail oldular. Bizim toplantımız Iğdır'da tek tek insanlar aranarak toplantımıza gidilmemesi ve toplantımızın zayıf gösterilmesine çalışıldı. Bazı arkadaşlarımız bizi arayıp dedik ya, bizi çok tehdit ettiler. Onlar görecekler tehdidi sandıkta dediler. Gelemediler ama sandıkta da tehdidi gördüler. %65'i geçti. Normalde o oran %70'ti. Açık oy kullandırılmasaydı eğer bazı yerlerde %70'ti. Yine de ben Iğdır'a teşekkür ediyorum. Iğdır gereğini yapmıştır. Iğdır hayırda birleşmiştir. Evet. Şimdi onun dışında... Alo. Buyurun duyuyoruz sizi Sayın Oğan. Onun dışında bir genel değerlendirme yapmakta fayda var. Birincisi bu referandum eşit şartlarda adil yapılmış bir referandum değil. Bu referandumda bir taraf, evet tarafı devlet imkanlarını, devlet gücünü kullanarak yapmıştır. Çalışmalarını basın imkanlarını kullanarak yapmıştır. Ve bize karşı da yine devlet imkanını kullanarak hayır diyenlerin sesini kısmaya çalışmış, imkanlarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. O sebeple adil bir seçim yaşanmamıştır. Ama buna rağmen hayır oyları bana göre %50'yi geçmiştir. Onu da söyleyeyim. Aslında hayır oyları kazanmıştır. Evet. Ancak YSK'nın son yapmış olduğu, alel acele almış olduğu karar ile Türkiye maalesef ki üstüne kara bulutlar çöken bir referandum neticesiyle karşı karşıya kalmıştır. Çünkü YSK'nın almış olduğu bu karar Anayasanın 89 ve 100 seçim kanununun affedersiniz 89 ve 101. maddelerine aykırıdır. YSK anayasanın veya seçim kanununun üzerinde değildir, olamaz. Evet. Diğer bir tespitim, Türk milliyetçileri bu seçimde hayır demiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet çağrısı havada kalmıştır. Türk milliyetçileri kesin bir tablo olarak %99'u Türk milliyetçilerinin hayırda birleşmiştir. Bir diğer husus, AKP bu seçimlerde ciddi oy kaybına uğramıştır. HDP ciddi oy kaybına uğramıştır. AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi, Hüdapar ve Demokratik Bölgeler Partisi ancak %50'yi devlet gücü ve YSK marifetiyle aşabilmiştir. Evet. Bu şu demektir, 2019'da yapılacak bir seçimde AKP'nin adayının kazanma ihtimali bugünkü şartlar itibariyle sıfırdır. Evet. Onu da söyleyeyim. Evet. Bir diğer önemli husus, HDP, Kandil, işte hayır cephesindedir diyenler, aslında HDP ile Kandil ile pazarlık yapmıştır ve HDP oylarıyla %50 aşılmıştır.
Bunun da altının ayrıca çizilmesinde fayda var. Evet. Sayın Oğan, 2019'da bu tabloya göre kazanamayacak AK Parti'nin adayı dediniz. Karşısında evet. AK Parti'nin adayına karşı Türk milliyetçileri bir aday çıkaracak mı? Ya da siz adaylığınızı koymayı düşünecek misiniz? Elbette Türk milliyetçileri aday çıkaracaktır. Şartlar oluştuğu takdirde bu göreve aday olmaktan büyük bir onur duyacağımı da ifade etmek isterim. Zaten bizim başlangıçtaki muhalefetimiz parti için muhalefetti. Ancak bu süreçte görüldü ki sağdaki muhalefet bizim muhalefetimizdir. Evet. Sağ cenahta Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, diğer partilerin değil, sağ cenahtaki muhalefete liderliği biz ettik. Evet. Dolayısıyla da önümüzdeki süreçte eğer bu bir başkanlık sistemine evrilecekse başkan adayları da buradan çıkacaktır. Onu önümüzdeki süreç gösterecektir. Evet. Elbette Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki durum gösterecektir. Bir de evet. Tabii bu iki aşamalı bir seçim. Dolayısıyla ikinci tura kalındığı takdirde ikinci turda ben merkez sağa hitap eden ancak solun da desteğini, sempatisini alabilecek bir ismin çok rahatlıkla evet. Erdoğan'ı yenebileceği kanaatindeyim. Evet, bu isim siz de olabilirsiniz. Onu şartlar gösterecek o zaman. Bu isimlerden birisi kuvvetle ihtimaldir. Biz oluruz. Bunu ama şartlar gösterecek. Evet. Peki Sayın Oğan, biraz önce sosyal medya hesabınızda yaptığınız değerlendirmeyi de okudum. Özellikle altını çizdiğim bir konu var. Dediniz ki açıklamanızda genel merkez artık Türk milliyetçilerinin önünü açsın. Ve diyorsunuz ki %99 Türk milliyetçileri ve ülkücüler hayır dedi. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Bahçeli'nin evet'e en ufak bir katkısı olmadı. Fakat Sayın Bahçeli yaptığı açıklamada başarılı olduk dedi. Bugün de MHP Genel Merkezi'nde evet'i savunan yöneticileri dinlediğimde kendilerinin gayet başarılı olduklarını ifade ediyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Bu süreçte artık MHP'de neler yaşanabilir sizce? Şimdi ortada HDP oyları, Hüdapar oyları, Demokratik Bölgeler Partisi oyları, Büyük Birlik oyları, AKP oyları ve MHP oylarıyla topladığınızda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan oyun altında bir oy var. Evet. Şimdi Güneydoğu'dan alınmış bir rakam, oy rakamı var. İlave alınmış. Yani HDP'nin 1 Kasım'da ve aldığı oyların düştüğünü, evet oylarının yükseldiğini görüyoruz. Türkiye genelinde MHP artı AKP oyları düşerken Doğu ve Güneydoğu'daki 6 ilde MHP artı AKP oylarının çok üzerinde oy alınıyor. Evet. Ve Doğu ve Güneydoğu'dan gelen HDP oylarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet çağrısı %50'yi aşıyor. Biraz evet. aşıyor. Evet. Dolayısıyla bu başarı nerede? Yani HDP ile bir gizli ittifak olduğunu biz söylüyorduk zaten. Şimdi de bunu görmüş olduk. Eğer bizim gizli ittifakımız başarılı oldu deniyorsa alkışlıyorum ben de onları, ne diyeyim. Yani evet. bu oy kimin? Şimdi yarın bu kavga başlayacak. Evet. AKP'lilere, AKP'li yorumculara bakarsanız şimdi daha olayın sıcağı sıcağına şimdi çok şey denmiyor. Ama onlara bakarsanız onlar diyor ki ya bir dakika, Cumhurbaşkanının oyu var diyor ortada. Cumhurbaşkanlığı seçiminde %52. Evet. MHP oyu nerede? Yok. Bölgeden gelen HDP oyları var. Büyük Birlik var. Efendim Demokratik Bölgeler Partisi var. Hüdapar var. Dolayısıyla da evet cephesinde aslında kazanan hiçbir parti yok. Hiçbir lider yok evet cephesinde. Hepsi oy kaybına uğramıştır. Evet. Yahu büyük şehirlerde hayır oyları çok önde çıkmıştır. Bazı evet. büyük şehirler fark atmıştır. Evet. Şimdi Türkiye'nin büyük şehirlerinde hayır önde çıkmış, Türkiye genelinde evet önde çıkmış. Bu nasıl oluyor ya? Bu nasıl bir iştir? Evet.
Ki AK Parti ve MHP'nin de kalesi olarak görünen büyük şehirlerde hayır oylarında patlama yaşandı. Yani Mersin ve Adana yani gibi. Ankara'da yani MHP, aynı şekilde. Ankara, İstanbul, söyleyeyim. AK Parti. Şeydi, aynı şekilde. Evet. İstanbul'da aynı şekilde. Evet. Bakıyorsunuz MHP belediyelerinin olduğu her yerde neredeyse hayır fark attı. Evet. Peki bu durumu MHP Genel Merkezi nasıl okuyordur? Hani basına yapılan açıklamaların dışında başarılı izliyorlar ama siz açıklamanızda dediniz ki artık Türk milliyetçilerinin önünü açın. MHP Genel Merkezi'ne seslendiniz. Ne yapması gerekir? Onlara düşen görev nedir sizce? Vallahi AKP desteğiyle MHP Genel Merkezi'nde mevcudiyetini sürdürmekten vazgeçtiler. Zaten AKP de bugüne yarına onları indirecek trenden yeniden çözümcüleri alacak. Bunu ben sizin yayınınızda da söylemiştim. Evet. Şimdi de tekrar ediyorum. Yapmaları gereken AKP'nin kendilerini ilk durakta veya sağa çekip indirmelerini beklemeden bir an önce kendileri Türk milliyetçilerinin önüne açsınlar. Yazıktır bu millete, yazıktır bu camiaya. Daha fazla bu camiayı perişan etmesinler. Türk milletinin, Türk milliyetçilerinin evet. önüne açsınlar. Peki Sayın Oğan, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan ilk kez KRT yayınında bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Kasım 2019'da yapılması planlanıyor. Şartlar olgunlaşırsa aday olacağım dedi. Son dakika bilgisi olarak da her yere düşecektir bu açıklama.